Kız arkadaşın arkadaşlarıyla birlikte dışarıda. Sen arıyorsun, muhabbet ediyorsun telefonda ve sonra seni seviyorum diye bitiriyorsun. Fakat o her zaman seni seviyorum diyen kız arkadaşın nedense o akşam ben de deyip geçiştiriyor. Seni seviyorum diyemiyor. Ne hissedersin? Ya ben bir şey hissetmem. Gerçekten hissetmem ya. Hep yani ilişki konusunda hep bu cevabı vermek zorundayım ve veriyorum da. Gerçekten de içimden bunu hissediyorum. Güven. Sevgili kardeşim bak, seni seviyorum dedin. Demesin. Nasıl? Demesin, seni seviyorum demesin. Ama Ben de... hep diyor, normalde hep diyor, o gece diyemiyor nedense. Ben de falan diyor, geçiştiriyor. Ya demesin, çok Ben de bilmiyorum. diyor abi, Ben ben de. İlo. Ne diyor bu Allah'ın Korelisi? O zaten o da taş bebek yapmak istiyor ya. O adam öyle işte öyle, güven güven öyle şey. O boş şey. Hayır canım ya, o güven güven konusu değil. Yani çok kolay bir cümle seni seviyorum. Ya sevmek, ya bir cümle kurmak. Senden nefret ediyorum da çok kolay bir cümle. Seni seviyorum da çok kolay bir Tabii cümle. bence sen soruyu anlamadın. Ha Ben de işte o, ben de soruyorum. Bu Türkçe bozuk anlamıyor mu abiciğim yani? Kaç kere soracağım seni. Anladın mı? Bana Çabi sevgilisi beni arıyor. Çabi sevgilisi beni arıyor. Ne zaman? Bana seni seviyorum. Haberin yok mu? Sorun anlamadı ki. Çabi sevgilisi beni arıyor. Hayır ya, seni eşin Seni arıyor. beni seviyor. Hayır, benim sevgilim seni mi arıyor? O ne söyledi? Ben söylemedim ki. Ömür abi söyledi abi. Ne diyorsun? Hey! Saçmalama kuzen. Ben öyle bir şey demedim. Gerçekten elin oğlu ya. Estağfurullah. Ya hiçbir şey anlamıyor. Estağfurullah. Yine bak karambole getirdi. Sorumun cevabını verir misin? Bak ben ilk düşünüyorum bu. Ne yaptı ben ha? Kesinlikle bir şey yaptı. O için bana seni seviyorum söylemedi. O bana seni seviyorum söylemiyor. Tamam mı? O kesinlikle böyle bir şey. Ben de görüşürüz sonra konuşalım. Bir problem var. Orada kesinlikle bir sorun var. Anlamak ne sorun? Erkek sorun var yoksa başka bir şey var. Yani o bir şey olabilirdi. Çünkü bak normalde oluyor. Bak bu yakışıklı bir çocuk sana da doğru bir cevap. No, böyle valla. Öyle bir cevap verebilir. Kendi üzerinden Çünkü pas gibi olan. utanıyorlar. Bak utanıyorlar. İnsanları utanıyorlar. Tek kıskanç bir şey değil. Mesela biz beraber ya beni eşya arıyor. Seni seviyorum Danilo. Ben seni seviyorum. Çünkü utanıyorum diğer insandan. Anladın mı? O için söylemiyorum. Kıskan bir şey değil. İnsan utanır mı sevdiğinden Evet. ya? Tabii ki de. Tabii ki de. Söylersin abi kimin yanında No olursa. no abicim utanıyorlar. Yemin ediyorum utanıyorlar Ya ya. sen Beni güven abicim ya. sen utanmaya bağladın. Emrah. Ya öyle bir şey yok yani, benim sevgilim ise ve sürekli seviyorum diyorsa ve bunu demekten de utanmıyorsa, o zaman da demekten de utanmayacak yani. Ha söyleyecek diyorsun. Söyleyecek elbette ve söylemiyorsa o mekanı basarım yani. Oo! Ateşli. Bu taş bebek abicim. Taş bebek bu. Taş bebek değil, taş fırın erkeği demek istiyorsun sen. Şu an model o. Şu an her şey karıştı Tabii şu an farkında taş fırın erkeği oldu. Şu Evet, an taş bebek o. bir anda Deli Kadir Ulen oldun sen. Mekanı basarsın ha? Tabii ki de. Nasıl yani? Onu bulurum. Seni utandıracak bir şey gördün orada. Ulan bu kadar sinir yaptım ama kız gerçekten zor bir durumda olduğu için Yok söyleyemedim. ya, ben de zaten de alın ulan diye demem yani tabii ki de. O mekana geldiğim Ne zaman. Basmaya geldin Yani ama. efendi efendi giderim. Sonuçta efendiliğimizi bozmayacağız yani. Bak şimdi bak, mekanı basarım diye başladı. Efendi oldu çıktı. Basmaya geldi Danilo ne ayak? O duvar, duver. Duver Yok asla. Efendi. Asla. Bu çeko. Bu da. O tarafta da Hayır. abiciğim Asla. ha. Yemin ediyorum abiciğim ha. Hayır asla. Buradan da bir adam. Ya yeter. Dur. Bir tatlı, dakika dur. Tatlı, bir dakika. Tatlı, Tamam tatlı, dur. Tamam bir dakika. Çocuk tamam, konuşsun ya. Tamam. Buradan asla bir mesaj gönder yani. Kadına şiddete hayır diyorum buradan. Aferin. Kadına şiddete hayır, mekan basmaya evet. Çünkü şiddet asla bir çözüm değildir. Bu kesinlikle kabul edemem. Ama ya dediğim gibi yani efendi giderim. Sorarım hani ne oldu, bir şey mi var hani. Harbi de inanamıyorum şu an. Gitti bak, mekan basmaya gitti. Sonra girdi içeri. Ah, bebeğim. Hayır. Niye diyemedin Hayır, sen? fısırık demedim. Efendi gideceğim dedim. Orada fısırık demedim yani. Efendi gideceğim Şu ben. elini indirirsen falan öyle bir sertleşiyoruz. Seni seviyorum her zaman diyen bir kadın. Seni seviyorum yani böyle geçiştiriyorsa bir Var. sıkıntı var yani, ortada bir şey var. Antonio? Ne bileyim şimdi bunları dinlerken bunların söylediğin cevaplar çok tuhaf geldi bana ya. Sen ne diyeceksin?
Ya ne bileyim oraya orada kaldım ben. Chubby'de kaldım, Daniel'de kaldım, burada kaldım. Hem mekanım basıyor. Doğru mu? Şimdi belki Türkçe yanlış anlıyorum. Basmak demek şöyle bir basıyorum ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Ondan sonra basıp da olmadı. Biraz gaza gelmiş olabilir mi? Bence hikaye yazdı orada. Bence yani hiç alakası yok. Daniel'o da tabii ki de öyle bir şey düşünmez çünkü onu her zaman oynuyor. Ondan sonra ben söyledim orada kaldım. Yani bir aynen ikisi hep ayrı bak. Şöyle. Onu hiç düşünme. Hiç eşine bir şey yaptığını düşünmez. Çünkü o bir şey o yaptı. Ona o şey var. Ha. Orada nasıl Robbie dedi ya sonrasının malzemesini. Eşinde kitap var Daniel'o için. Yani o sen Daniel kullanma kılavuzu. Daniel bir şey diyecek. Sen bunu yaptın. Hatırlıyor musun? Kitap var. Şöyle bir manuel var. Değil mi? Bir de şu Junior masanın sonunda Junior. Junior. Ya bu bilmiyor ki. Aşk ne olduğunu da bilmiyor. Hiç mi? Aşk bir şey. Dört. Bırak lan bir şey söyledin yok. Ben ne yaparım orada? Ben de orada tabii ki biraz üzülürüm. Zorlarım çünkü bunu yaşadım ben. Gerçek bir olay. I love you. I love you. O sadece you diyor. I kapatıyorum seni. Bak. Şu soru cevap gidiyoruz. Şu ana kadar verilmiş en dürüst cevap değil mi? Evet çok bak işte budur. Antonio senden bu performansı bekliyoruz. Tamam hemen. Ha, arada diyebilirsin. Tamam. Evet. Tamam. Ben ama sen deme falan. Tamam. Şaka oraları bipleyeceğiz ha. Tamam. Tabii. Hadi bir daha biple. Baba montajı kim yapıyor? Bilmiyorum ki. Montajı kim yapıyor? Montaj kimin işiydi gerçekten? İşiniz bayağı zor. Kardeşim canım. Benim, kardeşim özür dilerim. Abim. Sana komple bip koyabilirler ondan korkuyoruz. Ses bayağı iyiydi. İşin şakası tabii. Andrei. Valla yıkılırım. O an yıkılırım. Niye... Yani durduk yere orada ben de plan diye. Aslında çok fazla takmam yani olabilir. Belki iş bir şey var yani öyle yani çok böyle müsait değildir diye. Ama böyle varsa ben de çok fazla seni seviyorum. Kullanmam o zaman. Başına geldi mi buna benzer bir şey? Yok ya çok böyle seni seviyorum fazla çok seven bir insan değilim sürekli böyle. Seni seviyorum, seni seviyorum falan yani. Peki. Yani derim yani seni seviyorum falan yeterli yani. Oradan bir hafta götürür. Peki sen böyle bir pozisyonda bıraktın mı karşıdaki kişiyi? Oluyor yani evet. Seni seviyorum evet. Ama şey anlamda değil yani sadece ben de hani kısa kesmek anlamında kontrol gitmesin falan anlamında ben de falan. Çünkü şimdi Andrei de eski dostum da şimdi ben şahit oldum bazı şeylerin de dinliyorum onu anlat, orada. Anlat anlat. Tabii tabii ben onu şu şekilde şahit oldum gördüm. Andrei 6 saat geçmiş aynı pozisyonda kalmış böyle kaldı. Ciddi misin? Tabii tabii. Tabii. Bunun bir ilişkisi vardı zamanında. Kızı fena aşıktı. Ortada bıraktım bunu. Kız mı onu terk etti? Kız Andrei'yi terk mi etti? Adrien'in Lima falan mıydı? Evet. Aynen. Bir şey diyeceğim. Andrei terk ediliyorsa Sinan değil mi? Gerçekten. Ha? Seni terk etti mi birisi? Baba bilmiyorum. Antonio daha iyi biliyor. Ben oramaz ya. Ama uzun lafın kısası galiba hani seni seviyorum. Ben de. Tamam. Sana bir dahakinde bir daha söylerim. Olmuyorsa tamam yani. O zaman ben de kullanmam yani kısaca. Anladım. Evet. Evet. Andrei'ye sahip çıkalım ya. Terk edilmiş. Terk edilmiş sahiden. Biz divança mı çıkalım Esra'yla? Düşünsene oradan çıkıyoruz, açılıyor yaparalım. Ama düşünsene hani bir tane izdivaç programına bunu göndersen kriterleriniz nedir diyor ya hani sayıyor sigortası olsun falan. Bu gelecek böyle kız. Karşına çıkartacaksın. Bir gün gerçekten çıksan ya. Ya izdivaç mı? Bütün Türkiye... Yok bizim program oraya doğru gidiyor zaten. Değil mi? Galiba öyle bir şey yapıyoruz. Ve sana şey dese ya birisi elektrik alamadım. Halbuki adam trafo gibi değil mi? Nükleer enerjiye karşılığı yok. Nükleer enerji çünkü. Masa tak ha. Ya vallahi ben... Bir kere bir dakika. Seni seviyorum ya mevzu. Sizin dilde seni seviyorum nasıl deniyor? Anataka skides. Skides. Dur ya. Burası komple bip. Dur. Ne oldu ki?
bir daha söyler misin? Ya tabii ki. Anata ga suki desu. Ya neden giriyorsunuz ya? Ne sorunu annesini... var bizim ağrısı sensibiyi orada ha? Annesini niye karıştırıyorsun ki bir yani? Bir dakika. Ya hepimizi hastaneye gidip bir kraklarınızı kontrol edin. Tavsiye ediyorum gerçekten. De. Ha. Masataka. Bir saniye. Sinan söyler misin Japonca seni seviyorum? Anasatasız. Hayır söyleyemem çünkü bunu annemler izleyecek. Ya tabii. Sizce... Sizce sarange. Sizde efendim? Sarange. Sana ne? Sana ne? Korece seni seviyorum sana ne mi? Sarange. Ha sarange. 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 Sana ne gibi ama bizim sana neye benziyor? Sarange. Sarange. Ama sarange. Daha terbiyeli değil mi? Anasata suki desten. Sarahane. Ne? Ya daha lüks kelime, lüks kelime var Japonca'da. Lüks kelime var. Yani bu seni seviyorumun lüks kelime. Ha lüks kelime. Ben evet. De ne oldu dedim. Peki fakiri var mı? He? Fakiri var mı? Evet. Var. O da var tabii ki. Seni seviyorum. Seni seviyorum nasıl? Fakirce mi? Ha fakirce. Fakirce. Gerçekten merak ediyorum. Omae ga suki da. Omae ga suki. Omae ga. Bir şey diyeyim. Omae ga suki da. Peki abi, fakirlik, zenginlik banka hesabına göre mi? Ha yani. O ne ya? Şimdi o zaman. Hani dilin yüksekliği, dilin alçaklığı üzerinden mi? Yani soylu bir dil var bir yerde konuşuluyor, bir yerde şey mi? Onu anlamadım. Zengin için. İnsanlara zengin ha, kelime anladım. Kullanılıyor. Böyle bir şey yani. Zenginim anasada su gides. Ulan nasıl olsa. Peki şimdi. Evet, evet. Sen aradın kız arkadaşını ya da eşini, evlisin sen. Ya. Ve anataka suki de dedin. O da suki de dedi. Sadece suki de kısmını söyledi. Ya hiç böyle bir şey kafana takmıyor çünkü. Ya biliyorum. Sen mi takmıyorsun? Ben takmıyorum çünkü biliyor musunuz? Ya biliyor musunuz? Çünkü Japonya'da öyle kültür yok. Şöyle yani eğer mesela bir Japon mesela kız arkadaşım ya mesela anata ga suki desu. Yani her zaman böyle diyorum mesela. O zaman o kesinlikle böyle diyor bana. Sen bugün bir yere kafa mı çarptın mı diye. Böyle kesin sorar ya. O kadar biz böyle kelime kullanmıyoruz. Sizde seni seviyorum denmiyor yani. Ha demiyor. Öyle bir şey yani. Aa, çok acayip. Aşk kelimeleri yani Türkiye'de çok var ya. Ben eşime bir şey söylemek aşk istiyorum don, ya. Aşk don, evet biliyorsun. Evet. Ben çok arıştım. Çok arıştım böyle. Sizde ne dersiniz peki? Ya. Genel olarak ne söylersiniz hoşlandığınız birisine, sevdiğiniz, özel kelebeğim, olan birisine? Böceğim gibi. Yok. Öyle bir şey yok. Yok, rakap söylüyor mesela. Mesela? Ya mesela Ömür abi sen, mesela Ömür ya ismin. Ömükün. Ömükün? Ömükün. Ömükün Skywalker. Ömükün. Peki Masataka, enteresan. Japon kültüründen değil ya, mi? Ben eşime bir şey demek istiyorum şimdi. Olur mu? Nereye tabii. Bakacaksın? Kamera. Nereye bakacağını biliyor musun? Hangi? Şuraya yukarı, bakabilir yukarı, mi? Yukarı, şuraya bakabilir Masataka, mi? Yukarı. Bak dört numaralı dur, kamera. Yukarı abi. Yukarı mı? Ciddi. Nerede? Nerede? Yenge duyuyor musun bizi? Duyuyor musun aşkım? Şuraya bak şuraya. Masataka. Hangisi? O kamera. Şu dört numaralı kamera. Tamam. Canım. Aşkım. Hayatım. Ömrüm. Balım, çiçeğim, kuşum, her şeyim. Benimle evlendiği için çok teşekkür ederim. Sen yoksan her şey eksik. Sen varsan her şey tamam. Seni seviyorum aşkım. Ömrüm bitene kadar seviyorum aşkım. Süpersin. Emin ol ki Anasata Suki Des'ten çok daha etkili şeyler söyledi. Çok güzeldi. Arada ömrüm diyordu. Ben sana bakıyordum böyle. Evet, ben de kullandım orada. Aynı senaryoyu Daniel'ın düşündüm. Şimdi aynısını yapsa onun için şüphelenmeye başlar. Çünkü kesin bir şey yapmış. Kesin gitmiş bir şeyler karıştırmıştı, Danilo. Etmişti bir şey yapmış. Bu niye Danilo'yu oynuyor? Bu Danilo'nun üzerine yürüyor da. Ama Danilo, o zaman... şimdi, o doğru değil mi şimdi? Tamam, tamam bir dakika. Başla, bir onu görelim bakalım ne kadar inandırıcı. Ha, ha, Danilo ha. Kamera kaç oynasın? 7 mi? 7'yi oyna. Canım benim, bir tane mi? Bu dünya sensiz dünya değil işte. Devam et, devam et. Ne, oramış mı? Bu deniz sensiz deniz değildi. Devam ediyor mu? Evet. Bu hava kaldı. Hava kaldı. Sensiz. Bu hava sensiz bayağı havasız.
Aşkım, hadi gel ya, o gel burada aşkım beni. daha kolay yapacağız. Seni seviyorum aşkım benim. Tamam. Mikrofon. Mikrofon versene oğlum. tamam oğlum, boş ver, gerek yok. Dilerim ki mutlu o sevgili. Alan usul sana. Esamüren bilca. Allah'ım sözüne. Enam dilam dilse. La 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 la. La 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 la. Come on. Akşam eve gitmek için başka bir şarkı mı kullanıyorum? Evet, istiyorum evet, söylüyorum evet. O kadar. Şabi, Allah aşkına anladın mı ne dediğini? Evet, istiyorum evet. İlk başta söylediği şarkıyı bilmiyor ama yine girdi söyledi ya sonra. O ayrılık şarkısı değil mi ya? Tabii. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Hayır, ben olmasam da şu an programdayım ya. Hayır, şu an programdayım hani ben olmasam bile. Hani evdesin mutlu ol. Yok ya, sen ya niş alıyorsun. Ben öyle yapıyorum. Ağlamazdı, ağlamazdı. Sevgili bu tutmaz. Evet, olmazdı. Öyle biliyorum ha. Kim izledi? Yengeye mesajı iletirken abicim demedin ya. Valla. Eşim abicim mi? Herkes abicim, o niye değil? No. Eşim aşkım benim. Ben aşk her zaman söylüyorum. Aşkım, 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 aşkım. Her zaman. Adı Tuğçe. Ben Tuğçe hiç kullanamıyorum. Hep aşkım kullanıyor. O kadar güzel bir kelime aşk. Aşkım. Çok güzel ama aşkım. Çok güzel. Masa takla bir şey söylüyor. Ya geri çekti mi öyle yani? Sordun mu yani geri çekti arkadaşlara? Geri çekti yani mesela normal erkek arkadaşım ya. Geri çekti sen sevgilisinin ismi yani aşk mı canım falan filan koyuyor mu? Koyuyor mu diyor ya. Ne diyor? Yani ismi yaz. Koyuyor mu diyor. Koyuyor mu diyor ya. Çok düzgün geliyor. Şaşırdım. Geri çekti. Neyse, Robby. Ben asla böyle bir durumu kabul etmem. Asla kabul etmem. Hangi durumu biz? Neden? Hangi durum? Neden? Çünkü... Hangi durum? Ha? Hangi durum lan? Ne sordun ki sen bana? Aynı soru değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? O uyuyordu, uyandı birden. Ben asla böyle bir durumu kabul etmiyorum. Ha, tamam. Geldik mi? Sevgilim, ben de seni falan demese, ne yapardın falan diye soracak gibi değil mi? Ya biz burada Birleşmiş Milletleri falan konuşuyoruz. Şu düşünsene. Biz burada siyaset yapıyoruz, politika yapıyoruz. Kim getirdi bunu buraya? Ciddi misin? Ya. Ben kalkıp gidecek zannettim. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Hayır, ben hala efendim. Gözümden yaş. Robby, haftalar önce format değişti oğlum. Politika programı yapıyor. Sen halen aşkım çişim. Sen gerçekten ciddi misiniz? Format değişti, haberin yok mu? Beynin mi yandı senin? Hayır. Ben aslında böyle bir şey kabul etmiyorum ya. Ömür. Bir dakika, ne sordun? Ay şey, bu bekliyordu ya. Şimdi cevap. Bunun cevabı çıkmış. Onu belki 6 kere döndürdü. Aynı şeyi sormayacak mısınız bana? Aynı soru. Ha, aynı tamam, soru. Cevabı aldık, harikasın ya. Hayır, onu... Tamam, hadi bir de cevabını tamam, şey söyleyeceğim. Yani gerçekten hani ben seni seviyorum falan desem. Ve yani konuşma boyunca sürekli böyle laf falan işte canım aşkım falan diye. Hani gerçekten ben de seni falan demese çok şüphelenirim yani gerçekten ve eve gider gitmez telefonunu karıştırırım yani bakarım. Peki. Samimi itirafın için teşekkür. Manuel. Kelebek. Tamam mı? Aşkım bile değil, kelebek diyordum ona. Ondan sonra ne oluyor böyle? Böyle. Ne diyor Manuel, anladın mı? Ben hiç alamadım ki ya. Hiç alamadın ki. Çok mu edebiyat oldu? Hayatının her alanını kapsadığı için ona sadece aşkım demek yeterli gelmiyor demek istedin galiba deyip toparlayalım. Yetmiyor. Teşekkür ederim.
Abi aşkım aşkım. Aşkımdan daha öte bir durum yaşıyorsun evet, sen şu an. Evet. Hem de tam tersi. Aşkım derken şey oluyor. Yeter diyor, anladık diyor. Ha tamam o kadar. Ya tamam. Demiyorum ya. Sana bak. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi, elin olu var. Matrak şakrak patlak çatlak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli. Tipi tüflerinden belli. Muhabbetin en deli. Sevdim oğlum ben seni. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi.